Günaydın Mira. Saçaklı Mira. Günaydın. Herkese günaydın. Nenenin sopasını mı buldun? Evet, saatlerimiz 10. Biz 1 saat önce uyandık. Annem saat 7'de denize giderken ben uyandım. Ondan sonra tekrar yattım. Sonra tekrar 9'da bu kalktı, ben de kalktım. Saatlerim şu an 10 ama 1 saat böyle yatakta döndüm, telefona baktım falan filan derken. Ne yapıyorsun? Nenenin sopasını mı buldun? Nene kızar ama sana. Bak, kaybedersin nene kızar. Ay, muzları çantadan çıkardım da nereye koydum? Şimdi annem gelene kadar patatesi soyayım, suya koyayım. Bir de pankek hamurunu hazırlayayım. Yaren gözünü açar açmaz Seyra ablasının yanına gitti. Mira'ya şöyle bir şişe süt verdim. Bu da burada bir, şurada bir dursun. Şöyle. Annem bana un çıkarmış. Hatta bunu niye çıkarmış? Şöyle alacağım zaten 1,5 bardak un. Şurada zeytinler yavaş yavaş dökülmeye başlıyor sanırım. Yavaş yavaş zeytinleri topluyoruz böyle ama güzel zeytin, iri iri bakın. Patates soyacağım dediğim gibi. Bir de pankek şeyi. Kız bu ne kadar havlu. Buralarda ya. 40 tane havlu var. Düğün vardı. Bugün de acaba kız alma şeyi mi var? Töreni mi var? Ses geliyor da. Bir tane yeter ya. Milyon tane. Gerek yok Fatmacığım. Annem de benim gibi mutfak havuzsuz yapamıyor ama aşırısına da gerek yok diye düşünüyorum. Şimdi patates patates. Şöyle birkaç tane patates kızartayım. Yani sen soy dedi. Ben gelince şey yaparım. Şöyle. Patatesimizi, bir de soğan. Bunları soyalım. Ondan sonra ağrıyor ters mi yattım acaba? Geçen 3 gece yattım böyle belim ağrımadı ama bugün nedense o yatağa hiç sığamadım. Döndüm, döndüm, döndüm. Belim koptu yani şu an. Bugün cumartesi. Herkese hayırlı hafta sonları diliyorum. Güzel bir hafta sonu geçirin inşallah. Bugün geç saat olsa da Türkiye topraklarına ayak basacak olan İlknur teyzeme de iyi yolculuklar diliyorum. İnşallah biz de kendisini yarın görürüz. Bugün geç saatte burada olur. Allah'ın izniyle. Allah nasip ederse tabii ki. Yarın da öğleden sonra inşallah. Öğleden sonra yarın da buraya gelir. İşte kısır falan böyle çay yanına bir şeyler yapalım dedik. Normalde ben bu pişi yapacaktım ama kayınvalidem küçük pişilerden sevmiyorum diyor. Büyük hani Zarife'nin yaptığı böyle yuvarlak var ya. Diyorum ne fark ediyor? Ben onu daha çok seviyorum diyor. Ben de onu yapmasını bilmiyorum. Hani bir kere görsem yaparım da hani tarifte falan değil, böyle canlı birisinin eline baksam yaparım ama bana da diğeri daha kolay geliyor arkadaşlar, böyle pratik hemen. Onu yapacaktım işte bugün, o da yapma dedi. Dedim neyse, zaten yarın Zarife onu pişi ben yaparım dedi, kısırı falan da ben yaparım. Öyle İlknur teyzeye hoş geldin partisi yaparız inşallah. Ay, başım da ağrıyor bugün nedense. Bazen sabahlar o kadar güzel uyanıyorum ki bazen de böyle.
değişik uyanıyorum. Ama bugün dün erken yattım aslında ben. 11.30'da yattım. Annem hatta dedi ki, niye bu kadar erken yatıyorsun? Dedim çok yorgunum. Ondan sonra yattım. Sabah işte annem denize gidiyordu. Uyandım. Sonra tekrar yattım. Aslında şey, başımın ağrması bölük bölük yattım ya. Bir uyandım, tekrar yattım, uyandım, tekrar yattım. Bence o şey yaptı. Sonra da işte 9'da da uyandım. Mira'ya süttür, odur budur üstümü değiştirdim. Altını falan. Saçını sadece tarayacağım. Tekrardan yattım. Biraz o da şey oldu. Tuzu biberi oldu. Yaren de bir 20 dakika önce uyandı. 20 dakika belki olmamıştı bile. Elini yüzünü yıkadı. Seyran yanına gittim. Zaten gece ben yattım artık. Baktım böyle tam uykuya dalıyorum. Seyran getirdi Miray'ı, Yaren'i. Yani Seyran'la çok farklı. Tekirova'da yaşasaydım eğer vallahi Seyran'a baktırırdım çocuklar. Çok çok güzel bakıyor. Hani böyle bazen geçen sene mesela bir çocuğa bakıyordu Seyran. Yani mesela başkasına şey yapmazdım, kendim derdim ki benim çocuklara baktırdım. Ama Tekirova'da değiliz. Sağ olsun gerçekten şey yapıyor yani. Güzel ilgileniyor, bakıyor. Tamam. Biberi falan var mıydı? Evet, Fatoş'u geldi. Ayılamadım sanki kız. Valla. Yalnız seçim. Doğrasam acaba krafmalıklar şey çıkar mı, nişastası? Oh, ne oldu Nevra? Sabah sabah ne oldu Nevro? Neden ağlıyor Nevra? Sabah sabah ağlıyor minik. Bu yiyecekleri yesinler. Hem de ne içli ağlıyor. Seyran'ımı da delirttiler sabah sabah. Niye ağlıyorsun sen? Allah'ım bu annelere sabır versin ya Rabbim. Kaynanam inşallah doğradığımı beğenir. O yüzden ben genelde doğramıyordum. Ama geçen dedi ki niye doğramamışsın dedi. E dedim siz değişik doğruyorsunuz. Ne fark ediyor dedi. Hele bugün bir şey diyecek mi bakalım.
Yarın öğleden sonra eve giderim. Yaren'i yıkarım. Çocukların yani ikisini. Çünkü artık Murat mı geldi? Artık pazartesi saat 8.30'da benim kız okullu oluyor. Bir hafta boyunca böyle Şahin götür getir de öğlenleri. Alışma süreci olsun. Bu hafta telafiler yazdırmayayım. Çünkü ne olur ne olmaz. Ne ağlar bir şey olur. Birazcık alışsın. Selam. Selam. Kahvaltı yaptın mı sen? Kahvaltı yaptın mı? Poğaça alacağım. Tamam. Ne aldın sen? Poğaça yiyecek misin? Ne yiyorsun? Poğaça lazım yer mi? Söylesene ona. Sorsana diyor çikolata alsam yer mi yani? Ben Murat'ı da çok severim. Murat da çok iyidir. Efendi bir çocuktur. Yani bir zararı falan zararını görmedik yani iyidir. Annesi de iyidir. Zaten tanıdık diye annem kiraya verdi. Normalde annem tanımadığı insanları kiraya vermezdi. Yani biliyorsunuz. Şu an kiracılar da çok önemli. Evet, Fatoşka doğradım. Bir şey deme lütfen bana. Gidelim şimdi Mira Hanım'ın ne istediğine bir bakalım. Ondan sonra da pankek yapalım. Pankek yapalım. Tavası var mı annemin böyle kalın? Kalın güzel. Kız ayılamadım. Vallahi. Prensesim. Plenşeşim. Plenşeşim. Saça bak. Hele gel hele annen yesin seni gel. Gel annen bir yesin seni gel. Yatakları topladım. Şurayı açtım dedim birazcık hava girsin. Fatoş'umun daha sesi sedası çıkmıyor. Ay, gelir ama birazdan. Misket limon mudur? Yavaş yavaş artık. Ama burası şey kocaman limon var ya böyle o limondur bu. Bu ağaç öyledir. Uy. Hadi bakalım. Güzel sessiz bir Tekirova sabahı. Evin içi pek de sessiz değil. Evin içi hiç de sessiz değil. Bu yaramaz kuş ne istiyor? Gel, gel saçını toplasın annem. Gel saç. Vay canımın içi gel. Gel, 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 gel. Kalk, niye sıcaksın sen? Gel bir yanıma. Gel. Sen niye sıcaksın bugün? Mira'nın gerçek yüzü. Gel buraya. Herkes seni sessiz uslu sanıyor. Böyle bir çocukla işi yapmakta ne var? Gel buraya. Ama gerçek yüzünü kimse tanımıyor. Gel. Gel benim, gel benim güzel kızım. Gel, gel canımın içi gel. 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 Sana ne oldu? Sen bugün pek de keyfin yok annem. Hani Fatma nene? Nerede Fatma nene? Hani Fatma nene? Ay bebek mi o? Bebek, bebek. Onun adı bebek. Bebek nerede bebek? Mira bebek nerede Mira? Mira. Bebek nerede Mira? Gitti. Bebek yok. Saçını falan topladım. Şimdi gideyim. Şey yapayım. Pankek yapayım. Sonra geleyim. Çorabını giydireyim. Ayakkabısını giydireyim. Anişi. Anişi. Ha? Ablanın telefonu iyi oldu bize ha. Boş ver.
Boş ver Dik ablayı, boş ver. Al. Top kızıma, top. Top kızıma, top. Senin o saçını yerim, senin o saçını yerim. Benim kelebeğim, kelebeğim benim. Oh. Evet. Şimdi pankekimize lazım olacak malzemeler. Yumurta var mı? Var. İnşallah, inşallah bunlar güzel çıkar ya. Geçen bir tane şey köy yumurtası annem tavuklarına kadar bozuk çıktı. O yüzden köy yumurtalarını sevmiyorum. Böyle bazen bozuk çıkma şeyi de olabiliyor. O yüzden de pek de sevmiyorum onu. Açıkçası. Bardak nerede? Bunu sakın kırılma. Allah'a. Şöyle. Bardaklar leke bırakıyor ya. Şeker 2 kaşık değil mi? Toz şeker neredesin? Bakalım. Hazırlayayım hamurunu. Bakalım. Toz şekeri nerede benim? Burada. Şu yumurtadan yana pek şu an şeyim yok ama inşallah iyi çıkar. Vallahi. Dur önce şekeri koymadan yumurtayı kıralım da bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Güzel çık. Biri çıktı. Lütfen sen de güzel çık. Sen de güzel çıktın. Tamam. Sıkıntı yok. Şimdi iki kaşık. Bir. Hatta biraz daha üç koyalım tatlı olsun. Ben bahtsız bir keloğlanım, dertlerinden yanarım. Bulduk. Tabak yanlış seçimdi sanırım. İnşallah çizmez. Bardak süt, birazcık sıvı yağ da hangisidir acaba? Zeytinyağı olmasın ya sevmiyorum. Böyle bir ayçiçek midir? Bakayım. Ayçiçek. Birazcık koyacağım zaten çok değil. Asera. Buyurun. Canım. Sizin getirmişti biraz evvel. Oy teşekkür ettim. Tatlı. Küçük ama tatlı. Teşekkürler. Yıkayayım da yiyeyim. Sağ ol Sera. Ne yapıyor bizim kız Sera? Yanımda. Tamam. Şey yapmasın sağ ol. Biraz şey yaparsa gönder. Zaten siz artık ne yapıyorsunuz ben şey yapamıyorum. 12'ye kadar gece yarısına kadar. Vallahi. Mal gibi üzüm getirdim. Çok güzel. Şöyle minik ama tadı güzel. Ay. 1,5 su bardağı da un koyacağız. Ama bu bardaklar değil. Aynı öyle bardaklı ama kuru suyla yani. Bir de uğraşmayalım.
evlenecek olan Ayşe kızımız. Çok da çalışıyordu Ayşe. Allah inşallah bir ömür mutluluklarını daim etsin Rabbim. Bir yastıkta kocalsın. Öyle diyorlar ya. Mutlu mesut yaşasınlar. Konya'ya gidecek sanırım Ayşecik. Vay Feride Feride döktük. Dımbıl dımbıl dımbıl. Gelin alma töreni var. Vallahi her davul şey olduğunda bir anne için ne kadar şey değil mi arkadaşlar? Kız evlat. Kız evlat dünyanın en iyi, en tatlı şeyi. Bir o kadar da hüzünlü böyle özellikle evlenme şeyine geldiği zaman evden uçup gidiyor işte. Şimdi biraz daha koyacağız. Çünkü bir buçuk bardak un lazım. Kız bu niye böyle az oldu, gözüm az gözüktü. Hı? İki yumurta, tamam. Bir bardak süt. Bir buçuk su bardağı un. Başka niye böyle az gözüktü? İnsan aç olunca mı böyle oluyor? Geç aç da değilim de. Sabahları genelde böyle aşırı derecede mide bulantısı oluyor bende. Ne hikmetse iki kıza da hamileyken böyle bir şey yaşamadım. Hiç bulantı yaşamadım. Ben şeyler mesela işte yok 4 ayına kadar yok 3 ayına kadar hiç, ama sabahları da aynı şekilde, ama normal böyle bebek yokken daha şey ya, mide bulantıları falan. Kabartma tozu ve vanilya. Kaynana. Nerede şimdi benim kaynanamın kabartma tozu? Var mı? Şimdi bulduk da. Buldum. Buldum. Vallahi buldum. Buldum. Kız unutacaktım ya ben bunu. Nasıl unutacaktınız bunu kız? Kız. Diyorum ki bir şey unuttum ama ne aklıma getiremedik. Sonunda getirdik ama. İyi oldu. Bir gün Karadeniz'e gideceğim. Karadeniz'den izleyen arkadaşlarıma selam olsun. Teyzelerime, ablalarıma, ama bir gün bekleyin, geleceğim. O bölgelere geleceğim. Tamam. Evet, hamurumuz hazır. Şimdi bir tane kendimize göre bir tava bulacağız. Tava. Karadeniz puslibür. Abi ocağı da sonra silmem lazım. Yani pirinç taneleri var. Karadeniz puslibür. Dari darin ayazlibür. Bugün kaşıkla yapacağız. Çünkü şeyimiz yok. Tavamız çok ince. O yüzden altını kısacağız. Birazcık sıvı yağ dökeceğiz. Onu fırçayla gezdireceğiz.
Ne güzel şey tarif veriyorum ya Rabbim. Kız benim gibi böyle pozitif, enerji dolu bir video üretici kankiniz var mı acaba? Evdeki spatulam yok. Bununla idare ediyor. Bugün her şeyi böyle idare edeceğiz. Tamam mı? Şimdi burada dur bakalım burada. İnşallah olacaktır. Tavam ısınsın ama tavan altın dediğim gibi böyle kısık ateşte yapmam lazım. Tava çok ince. Kaşıkla da nasıl olacak hiçbir fikrim yok. Böyle mi? Birazcık uğraştıracak ama yapacak bir şey yok. Şimdi kapatırım. Bir elimde telefon olunca biraz daha zor oluyor tabii ki de. Ama yaparız. Fatoş'un gelini yapar. Fatoş'un gelini ortalığı da dağıtır. Sonra temizler. Annem diyor ki dedim yorumları okuyayım mı dedim size. Ben okudum diyor ki. Herkes diyor yazmış ki Fatma teyze ne kadar mutlusun. Niye mutlu olmayayım diyor ki. Bir şeyler oluyor Feride burada. Vallahi burada bir şeyler oluyor. Evin dışında işte evinin dışında bir şey yapmaya kalkınca böyle oluyor arkadaşlar. Ama yapacak bir şey yok. Olacak bir şeyler. Pankeklerim pek bir şeye benzemediler ama tadına baktım güzeldi. Aha. Minik nereye gidiyor? Apoş. Baba. Vallahi artık idare edeceğiz. Elimizin altında ne vardıysa onu yaptık arkadaşlar. Şimdi de hemen bununla dur. Şöyle kendime limon suyu hazırladım. Onu içiyorum ama su soğuk. İçemiyorum öyle. Vallahi bu ikisi birazcık büyük oldu. Hoppa. Zaten bir şey kalmadı. Bir tane daha var. O kadar. Ah, nerede benim o güzel pankeklerim? Yuvarlak yuvarlak minik misketlerim. Benim misket limonlarım. Şurası çok hoşuma gidiyor. Sanki böyle evden çıkıyorsun direkt ormandasın. Bakın. Çok tatlı değil mi? Gece sefalar mı diyorlar. Ne koku yapıyor ya. Bir su yudumladım da böyle boğazıma tıkandı resmen. Neyse. Pankekimizi de yakacağız da. Zaten pek de güzel bir şeylere benzemediler ama neyse artık. Yapacak bir şey yok. Annem der ki bu nedir Feride? Hı? Derim ki vallahi kaynana ne yapayım? Evinde artık ne bulduysam onunla yaptım. Deriz. Değil mi? Değil mi? Siz de bana şey yaparsınız. Evet Fatma teyze doğru söylüyor. Zar zor bir şeyler buldu yaptı. Ah, bu kadar. Hoş geldin Fatoş. Fatoş'a bak da haline bak. Ne oldu? Aa, niye düşüp bu? Düşüp hiç bilmeyen nerede? Haberiniz yok mu? Pazar gecesi ben de sizden geleyim teyze. Şahin otele giderken oradan gidip ona verin otobüse benim eve gel. Çay da demleyeyim sen. Yok dememedim. Nerede düşüp? Ne bileyim? Dün olsaydı ben fark ederdim. He. Yatakta düşüp denizde düşüp. Olabilir. Bu adam nasıl bir adam ya Feride kızım? Bilmiyorum artık. He? Nasıl bir adam bilmiyorum. Ben gidip kapıları senin gelin banyoyu. Tamam ben çay suyu koyayım. Çayı zaten koyayım. Bir tane koy demle gelin. Tamam. Vallahi bu kadının dişinden çektiği nedir ya? Bir
tane diş düşmüş ama nerede düşmüş onu bilmiyorum. Ay. Vallahi nedir çekti. Ben de tam patatesin suyunu süzdüm arkadaşlar. Şey yapayım. Tavayı çıkarayım. Annem de geldi zaten. Annemin kızartma tavası. Şurayı da bugün böyle bir ovalayayım da belki geçer. Zaten sadece kızartma yapıyor ama yine de şey yapayım. Oy 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 oy, felek 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 felek. Bakalım kaynana gibi olacak mı? Şimdi şurada geçen yaptığım gözlemeden var. Bunları da ısıtacağım. Peynir çıkardım. Kaynar su dökeceğim. Birazcık böyle kaynar suda duruyor ve peynir çok çok güzel oluyor. Burada kahvaltılıkları çıkarmaya başladım. Çay demleyelim şimdi. Ay üzüldüm ya dişine valla. Benim kızın sesi gelmiyor. Niye gelmiyor? Çizgi filmin sesi de gelmiyor. Oy Mira. 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 Mira, bir kere de Mira dediğimde bak ya. Hey. İşine geldi mi bakıyorsun değil mi? İşine gelmedi mi bakma anneciğim, tamam mı? Bakma. Ben de sana bakmayacağım bundan sonra. Siz duşa girin. Yedirir mi onu Mira'ya? Ben dün getirmiştim, almıştım. Şey yapın siz. Girin. Olacak zaten ha. Tamam. Bakalım. Bunda kabak. Bu ne? Kabak. Nereden buldun? Dolaptan bir tane yeşil. Vallahi sen çok hamarasın. Şey de var. Hem patlıcan da var. Boş ver. Yok patlıcan gerek yok. Bunlar yeter. Bunlar ne yapacaksan? Koyacağım ben. Çıkaracağım şimdi. Çıkarıyorum. Her şey patma usulü oluyor. Çünkü annem böyle yapıyor. Yağlarını oraya akıtıyor. Böyle. Ama oldu gibi biraz patateslerim. Şimdi burada şey, biraz patates ve iki adet biberim vardı. Biberin niye buralarını kesmedin demeyin. Annem öyle yapıyor çünkü. Ben bugün her şeyi patoş kutulu yapıyorum. Tabağımız da burada. En son soğanımızı da yapacağız. Miram. Miram'ı da yanıma getirdim. Teyzeleri ablaları. Teyzeleri ablalar. Annem banyoya girdi. Ben de şöyle hazırladım. Fındıkım. Canım. Canım. Bu fındık burnunu yesin annem. Fındık burnunu. Çayımız. Çayımız. Çayımıza bakalım. Oha, çayımız da kaynıyor. Bunu altına atar. Şöyle yapalım arkadaşlar. Bitti zaten. Bunlar da kızardı mı? Mis gibi gelin kaynana kahvaltısı hazırdır. Ama bugün her şey benden. Kızartma bile. Kaynanamın kızartması bile benden. Değil mi kızım? Ay nereye gitti bu kuş? Bu kız nerelere gidiyor? Bu kız nerelere gidiyor? Annesini bırakmış nerelere gidiyor bu fındık? Bu fındık nereye gidiyor? Bu fındık nereye gidiyor? Annesini terk etmiş gidiyor. Nereye gidiyormuş? Bu fındık kız nereye gidiyor? Ha? Ne oldu? Ne oldu? O yüzün mü öyle? Çekin. Ne oldu gene? Gene ne oldu? Gene ne oldu? Ha? Bu senin inişlerin çıkışların ne olacak böyle? Bir mutlusun bir mutsuzsun. Ne oldu? Söyle ne oldu? Annem. Ne oldu annesinin balığı? Annesinin fındıkı? Ha, ne oldu sana? Gene mutsuz benim kızım. Gene mutsuz benim fındıkım. Gene mutsuz, gene mutsuz ya. Allah'ım ne olmuş buna böyle ya? Ne oldu? Ha, ne oldu? Anne.
Bir de dönüyor bana bakıyor. Gir. Ne oldu? Ne oldu mutsuz bebe? He, ne oldu? Ne istiyorsun? Ne güzel mislemişim, aklamışım, paklamışım, saçını toplamışım. Misler gibi yapmışım seni. Gene ne istiyorsun sen? Ha? Bu nasıl bir oturuş ya? Aha gene yapacaklar. Ne oldu? Hele takla at bakayım. Takla at teyzoşlar görsün. Takla at. Takla at bakayım teyzoşlar görsün. Ne? Ne oldu gene? Oturuşunu yerim senin. Ha? Tipe bak tipe. Ne oldu sana? Ne oldu benim kilibiğime? Kilibiğime. Surata bak surata. Aferin sana. Kalk. Kalk bakayım kalk. Evet. Evet. Elinde bırak bakayım. Elinde bırak. Yapacaksın yapacaksın sen. Sadece biraz inadını kıramıyorsun. İnadını kıramıyorsun. İnadınla kavga ediyorsun. Ama inadın değil. Sen kazanacaksın. Tamam mı? Hadi. Aha ne buldu gene? Ne buldu kız bu? Yerinde duramıyor ya. Yerinde duramayan bir bebek ya. Ay şunları çıkaralım. Bunlar oldu gibi. Bakalım Fatoş'undan kaç. Ana koyduğum yere bak. Kız 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 kız. Böyle bir elinde telefon, bir elinde yaparsan böyle olur. Bunu da elimizin lezzeti değsin böyle hop. Ellerim temiz kız bak 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 bir şey deme bak. Ah, tertemiz mis gibi. Bir mutfağa giriyorum 40 kere sudan geçiyor elimiz. O yüzden hijyen teyzeler lütfen. Mira. Nereye gidiyorsun? Ne oldu annem? Ne oldu? Ne oldu kelebeğim mi? Kelebeğime mutsuz kelebeğim. Ne oldu canım? Canımın içi. Ben seni çok seviyorum. Bak orada kertenkele var. Mira bak şurada. Kaçıyor 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 bak. Sen de benim kertenkelemsin. Sen de benim kertenkelemsin. Uy anne bu baldırlarım ne ara bu kadar kilo almış anne. Anne sanırım içi çok boş ya. Böyle dolu değil anne ya. Anne hele bakayım senin de deneyeyim anne. Galiba senin daha dolu. Anne ısırabilir miyim bir tanecik? Peki annen şuradan ısırsa nasıl olur? Şuradan. Şuradan. Şuradan ısırsam. Şuradan ısırsam peki. Peki şuradan ısırsam. Bak kim geliyor? Fatma. 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 Fatma hadi. Gel al beni de gel. Gel. Git nene alsın seni git. Peki Fatma nene al beni de Fatma nene. Al de canım sıkılıyor de. Sen neredesin de. Ha? Miray mı? Zaten orada yeterince çocuk var. Bir de bunun ağlamasıyla mı kız şey yapsın? Sabahtan beri böyle yapıyor. Birazdan kendine gelir. O öyledir. Şu an onu hiçbir şey mutlu edemiyor. Ne oldu Mira? Ne yapalım senin için? Söyle senin için ne yapalım? Yapacağız valla. Nene alacak seni bak. Nenesi al bunu biraz bahçede gezdir. Nenesi. Neneşi bunu biraz gezdir. Yok böyle olmaz. Bir de şikayet ediyor ya. Az kaldı bak tabaklarımız da olsun bitti. Neyin? Burada. Aa burada burada burada. Kahvaltı yapmayacaksın mı? Yok ben yaptım. E bizimle yap yare. Ne yedi? Gel gel gel.
Yaren durur mu? Ne oldu kelebeğim? Ne oldu? Az kaldı anneme, az kaldı bak, az kaldı, az kaldı. Hadi hadi git hadi. Ne oldu? Gel yanıma, gel bana, gel. Ne oldu sana? Mutsuz bebeğim benim. Ne? Uçtu uçtu uçtu. Yapayım mı öyle? Hadi yapayım. Hadi. Onu istiyorsun değil mi? Vın. Yapayım mı? Vın. Yapayım bir tane daha. Vın. Bitti mi? Bit gene. Tamam. Vın. Bitti mi? Yapayım bir tane daha. Gene mi yapayım? Alkış yapayım. Alkış kızım. Uy canım hiç. Uy burnum da oynamış. Uy oynamış burnum da. Kız benim. Uy ne geliyor bizlere bak bak bak. Bir de geliyor ya. Bir de gülüyor. Bir de gülüyor. Geliyor bu geliyor. Ay annem saçıma bak. Sen neyse benim yanımda bir tatlı istiyormuş değil mi? Ne diyorsun? Şöyle diyorsun. Şöyle canım. Böyle tantanem. Bak saçım başım ne yaptım değil mi? Teyzeler soracak. Bu ne kadar yaramaz bir kız. Annesinin saçını yoluyor böyle. Nerede düğünü? Al neresi bunu? Hadi gel. Al neresi? Al hadi gel. Hadi gel. Gidiyor. Tam 5-10 dakika hazır zaten. Yok yok. Bayağı da yağdı döküldü vallahi. Uy ayaklarım yandı. Seyran teyze. Seyran teyze benim çocuklarıma çok iyi geliyor. Onu anladık. Çocuklarım. Ay bu sarmaşıkmış ya. Çocuklarım onun yanında çok mutlular. Ya. Bir güzel kahvaltı. Yapalım birlikte. Oy. Ondan sonra annem denizden geldi. Hemen deniz kıyafetlerini Fatoş'um yıkadı. Ya. Hamarat Fatoş'um benim. Haydi kabak. Etin butun nedir ki çok sağır oluyorsun. Burada gözlemeleri ısıttım. Biraz daha dursun. Şey yapacağım. İçeride yapalım kahvaltıyı çünkü Mira dışarıda şey vermeyecektir. Son olarak soğan, zaten soğan hemen oluyor ya. Çatalları koyalım. Seyran da belki gelir. Kaşık. Şeker. Pankekim de burada. Patatesleri de buraya koyacağım şimdi. Peynirleri şey yaptım. Suda biraz beklettim. Sonra doğradım. Eğer öyle yapmadıysanız bugüne kadar mutlaka deneyin. Diyarbakır peyniri. Suya koyup yeniliyor. Hatta bu pazarda falan örgü peyniri de var ya, o da öyle. Kaynar suya koyduğun zaman böyle yumuşacık ve güzel oluyor. Denemediyseniz deneyin derim. Güzel oluyor.
Hadi tabaklarımızı da çıkarıyoruz. Tabağın zaten fazla canı yoktur. Ekmek var mı annemde ya? Ben de kızartma ekmekle seviyorum. Vallahi bu hafta ikinci kez kızartma yiyorum. Dikkat etmeye çalışıyoruz ama kadınların korkulu rüyası zayıflamak. Keşke aldığımız kadar hızlı verebilsek. Haydi bakalım. Şimdi son olarak ne kaldı? Soğanlarımız kaldı. Kızartmada soğan sever misiniz? Ben soğan da seviyorum. Sonra havuç seviyorum, patlıcan. Yani kızartmanın genelde bütün türlerini seviyorum. Havucu kızarttığımda biraz tatlı oluyor ama hoşuma gidiyor. Seviyorum. Soğan da çok güzel oluyor. Herkes birbirinden bir şeyler öğreniyor arkadaşlar. Ben de bunları kayınvalidemden öğrendim. Yani patates kızartıyordum ama bu kadar soğan falan annemden öğrendim. Çayın beyimiz arıyor. Konuşurken kendimi nasıl aynanın önünde buldum bilmiyorum. Şu aynayı bugün sileyim. Hep leke olmuş. Onu da sileriz kahvaltıdan sonra. Evi bir tur süpürürüm. Mutfaktır, odur, budur. Bir tık daha öyle. Karamelize mi? Karamelize. Söyleyemiyorum. Bazı kelimeleri söyleyemiyorum. Ne yapalım arkadaşlar? Şunu şöyle koyalım da. Rüzgar var, şey yapıyor. Kahvaltımız hazır. Ben gideyim şimdi annemleri çağırayım. Bir de Roka varsa Roka getireyim. Ondan sonra da kahvaltı yapalım. Haydi bakalım. Bir şişe de su getireyim. Böyle bir kahvaltı hazırladım. İnşallah tadı güzel olmuştur. Şimdi şuradan bir roka. Ondan sonra da şurada küçük küçük vardı sanki. Birkaç tane alayım. Ondan sonra da gidelim bakalım. Benim kış geliyor ya, biraz dikmem lazım bunlardan. Kışlık böyle roka, maydanoz. Kışın yemek için. Ya pazardan alıyorsun, bir yıkıyorsun, bitiyor ya. Hemen çürüyor. Dışarıda tabii ki de güzel. Yaren! 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 Sesleri, onların sesleri bana geliyor ama benim sesim oraya gitmiyor sanırım, çocukların sesinden. Yaren! Şimdi Seyran'a dönelim. Seyran! Hangisi duyar acaba? Bence o seslerin içinden hiçbiri. Şöyle, zaten bunu annem fazla şey yapmıyor, ben yiyorum da. Toplayabildiğim kadar topladım ha. Kız niye beni duymuyorsunuz? Ne güzel kahvaltı hazırlamışım. Sıcak sıcak bir gelin yiyelim. Cık cık cık. Aa, emeğe de saygı yok. Haydi bakalım. Çocuklarım. Kaynanam. Kaynanacığım. Tın tın darıram dadam. Bu kadar yeter mi? Yeter, biraz da reyhan alacağım. Seyran! Oy. Haydi gelin! Büyük kızı gel mi? Küçük kızı da isterim. Ay seni yerim Nevruş. Gel ki kahvaltı yapalım. O da yaptık biz. Ne yedirdin benim kıza gene? Yemin Allah aşkına. Yaptık, oh. Sana vereceğim Seyran. Sana. Nevra! Nevra yerim seni, Nevra. O gelmiyor. Murat geldiği zaman gitti. Mira duruyorsa dursun o da. Durur mu acaba? Mira
Biraz şeye bakın, kulübeye bakın. Seyran biraz çocukların içinde dursun. Ağlarsa ben gelip alayım, olur mu? Yaren, gitti. Kardeşini burada bırakıyorum, bak burada sessiz sen duruyor. Ha, birazcık çocukların içinde dursun, tamam mı? Ama Apo'ya dikkat et, o da çocuktur. Anneciğim bir şey fırlatabilir, evet. Tamam kızım? Tamam Seyran, şey yap, biraz çocukların içinde biraz şey, orada çok ağlıyor ya. Tamam. Teşekkür ederim Seyran. Sonra kahve ısmarlayarım sana, tamam? Hadi, hadi. Tamam Seyran. Çünkü o çocukların içinde gene biraz duruyor da evde ağlayacak şimdi. Diyeceksiniz ki aha ikisini de Seyran'a kilitledin. Seyran mecbur mu bakmaya senin çocuklarına? Seyran! Mecbur musun kız çocuklarıma bakmaya? Tabii ki de değil arkadaşlar. Benim de Seyran'a zaten nazım geçtiği için çocuklarımı bırakıyorum. Öyle bilirsiniz, herkese şey yapmam. Aynen Seyran şey olsa biraz çocukların içinde kalsın diyorum da ondan. Yani evde biraz sıkıldı ya ondan dedim. Hazırladım ben. Her şeyi hazırladım. Her şey hazır. Haydi bakalım. Ha bak seni verdik, handıra tuttu. Benim öyle bir güzel olmuşlar ki hepsi. Bir şuş yapmayalım. Haydi bakalım. Güzel. Oy düşecektim. Siz geçin, ben şey alıp geliyorum. Su, bir de bunu alıp geleyim. Bir şey yok, su alıp geleceğim. Tuz ve su. Buradan mı geçti? Hı. Mutfağa gidiyorsanız ışığını kapatabilir misiniz lütfen? Hadi şimdi afiyet olsun bize. Evet, gideyim bakayım benim. Fındık kızlarım ne yapıyor? Ondan sonra da bir mutfağı toplayayım. Sonra da bir kahve içelim. Sonra da ilk videomuzu bitirelim. Ah, iki tane, üç tane hatta çay içtim. Ne fark ettim ben çay insanıymışım arkadaşlar. Hele şurada bir iki sallanayım da sonra kızlarımın yanına gideyim. Dur. Ana. Siz artık olmaya mı başladınız? Hey. Bu sene nedense bütün meyveler böyle oluyor arkadaşlar. Cennet hurması. Ve ne oldu Nevroş? Bakın şunlar da öyle. Daha dalında ve çürüyorlar ya. Görüyor musunuz? Nevruş ne oldu Nevruş? Nevruş bir sallanayım geliyorum teyzo. Teyzo geliyorum. Of. Allah'ım sen büyüksün ya Rabbim. Günaydın. Ha Nevra uyuyor mu? Şu annesi şimdi içeri girdi. Günaydın diyor. Of Allah'ım. Apo'yu da babası götürmüştü. Yani benim iki kızım mı evdeydi? Gideyim bakayım ne yapıyor. Ama Seyran şey yapmadığına göre Mira demek ki orada oturmuş. Vallahi gözlerim yorgunluktan durmuş ya. Kayınvalidem diyor ki yat uyu diyor, hiç iyi gözükmüyorsa. Dedim aslında iyiyim. Yok diyor, gözlerin durmuş. Gözlerim nasıl durmuş acaba bakayım. Zarife de dün söyledi, diyor ki göz altındaki morluklar hiç hoşuma gitmiyor. Annemle hem kahvaltımızı yaptık hem de haberlere baktık. Bugün 18. gün. Çocuktan hiçbir haber yok. Ya bu yalan dolan haberlerden vazgeçin ya. Bu çocukları böyle şey yapmayın ya. Yalandan prim yapmak için yok cesedi bulundu, yok şusu bulundu, yok şu öldürmüş, yok şu şöyle yapmış. Şunlardan vazgeçin ya. O kadar çok kanal açtılar ki arkadaşlar bu şeyden sonra.
yavrucaktan sonra bir sürü kanal açtılar ve onun hakkında sürekli konuşuyorlar. İşte onun sesiyle bir şey yapıyorlar. İşte neredesin? İşte abla gelin beni kurtarın. Abla işte ailemi çok özledim. Yapmayın ya. Of. Annesinin babasının iyice böyle içindeki o şeyini iyice depreştirmeyin ya. Zaten yeterince üzüntülüler. 18 gün olmuş evlatlarının bulunması. Hatta artık nasıl desem, eminim ki yani gene Allah öyle etmesin. İnşallah yani çok küçük bir ihtimal ama Allah gene sağ salim bulunmayı nasip etsin. Yani annesi babası şu an yani cansız bedenine bile ne kadar özlemiştir biliyor musunuz? Oy benim kara kızım geliyor. Ne yaptı bu ablası? Gör benim kızım. Apo gitmemiş miydi? Gitti geldi denize gitti. Oo. Gör gör gör. Annesin. Çünkü gel nefesim benim. Nefesim benim. Benim nefesim. Nefesim benim. Sen benim nefesim misin? Canım mısın benim? Hı? Bakar mısın anneye? Anneye bakar mısın? Gıdığını yiyelim senin gıdığını. Apoş. Ben burada tam kedi görmüştüm. Kırpı mı gördüm? Ben sana demedim mi telefonla gezme? Senin takımını... Aha! Takımını yerim kız! Kıvırcık! Bizim de elimize temiz elbiseler. Bizim de elimize güzel elbiseler. Şöyle bak. E ne olmuş de anne yıka de ne olmuş? Ne olmuş de beni de şikayet etmedi. Beni şikayet etmedi anne. Canım. Canım. Hadi bakalım. Neyse ben de geliyorum şimdi. Dünyanın en güzel kızlarını yaptım. Tamam hadi götür telefonu koy. Hadi. Yapma yolacaksın yolacaksın. Hayır hayır, hayır koparacaksın. Bak şimdi bak. Bak. Ne güzel kırmış. Tamam hadi götür telefonu. Oy hoşuna mı gidiyor papatyam? Uyumak ister misin? Hadi sana bir şeyler yedireyim hadi. Gel. Gel sana ne yedirsin anne. Heh. Ama koparacaksın. Koparacaksın. Oy 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 oy. Canım. Canım. Neyse arkadaşlarım. Bu videoyu burada kapatalım. Diğer videoya geçelim. Sizi seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Videonun devamında görüşürüz. Bye bye.